Herkese merhaba. Yeni yapımların sinemaları ziyaret ettiği bu haftada gişede seçimlerinizde yardımcı olmak için yeni bir bölümle tekrar ekranlarınızdayız. Bakalım bu hafta hangi yapımlar sinemalarda boy gösterecek? Marvel aleminin beklenen çizgi roman uyarlaması için bekleyiş bitti. Doctor Strange sonunda geliyor. Doctor Strange, korkunç bir araba kazasından sonra ellerini kullanamamaya başlayan dünyaca ünlü sinir cerrahı Dr. Stephen Strange'in değişen hayatının hikayesini konu alıyor. Sherlock'un yıldızı İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch başroldeyken Doctor Strange filminin oyuncuları arasında Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Scott Adkins, Benjamin Bratt'le Matt Mikkelsen ve Oscar ödüllü Tilda Swinton da yer alıyor. Yönetmenliğini ise ağırlıklı olarak korku gerilim projelerinin aranan ismi haline gelen Scott Derrickson üstlenirken yapımcılık Kevin Feige'ye ait. Strange'in tehlikeli, şaşırtıcı ve tamamen akıl almaz yolculuğuna bu hafta siz de katılın. Stephen Strange. Might I offer you some advice? Forget everything that you think you know. You're a man looking at the world through a keyhole. Başarılı cerrah Stephen Vincent Strange, geçirdiği bir trafik kazası sonucunda elindeki sinirler zarar görünce artık mesleğini yapamaz hale gelir. What if I told you that reality is one of many? I don't believe in fairy tales about chakras or energy or the power of belief. You wonder what I see in your future. Tüm yaraları iyileştirebilen, Tibet'te yaşamakta olan Ancient One adlı büyücünün varlığını öğrenmesi onun için yeni bir umut olur. Tibet'e giden cerrah sandığından çok daha büyük güçlerle karşılaşacaktır. Are you doing this? So much you don't know. Dokuzuncu Cannes Film Festivali'nde yarışan tek Türk filmi olan Albüm, genç bir yönetmen olan Mehmetcan Mertoğlu'nun ilk uzun metrajı. Dünya premierini 69. Cannes Film Festivali'nin Eleştirmenler Haftası bölümünde yapan, buradan da yılın en yenilikçi yönetmeni ödülünü kazanan Mertoğlu, 22. Saraybosna Film Festivali'nden de büyük ödülle döndü. Ülkemizdeki festivallerde de yarışan yapımın başrollerini ise Murat Kılıç ve Şebnem Bozoklu üstleniyor. Yapım, evlat edindiğini gizlemeye çalışan bir çiftin hikayesini mizahi bir dille anlatıyor. Bu evlat edinmek için bir bebek göstereceklerdi bize. Hayırlısı neyse, bu olur inşallah. Biz bebeği bir an evvel görebilir miyiz acaba? Bizzat ben göstereceğim bebeği size. Buyurun. Otuzların sonundaki bir çift bir bebek evlat edinmeye karar verir. Ön hazırlık aşamasında yaptıkları şeylerden biri de sanki hamilelik ve doğumundan itibaren kendi bebekleriymiş gibi geriye dönük bir fotoğraf albümü hazırlamaktır. Bir sıkıntı falan yok inşallah. Yok yok. Bahar'ın işler işte abi. Bu karıların işi biter mi hiç? Ya? Öyle valla. Hocam hele arasın. Çek dışarı. İki askerin teröristlerin pususuna düşmesini konu alan Dağ filmi 170 bin TL'lik bütçesiyle 7 milyonluk hasılat elde edince yapımcı ve yönetmen Alper Çağlar devamını çekmeye karar verdi. Kadroyu değiştirmedi. Başrollerde yine Çağlar Ertuğrul ve Ufuk Bayraktar var. Yalnız bütçeyi ilk filme göre 10 kat daha yükselterek daha iki filmi için 1 milyon 700 bin TL ayırdı. Çekimleri ise Güneydoğu'nun çeşitli bölgelerinde yaptı.
Filmin konusu yine teröristler. İlk filmde teröristlerin elinden kurtulan Oğuz ve Bekir özel kuvvetlere katılacak. İkilinin hedefi IŞİD terör örgütünü bitirmek. Arif, ne görüyorsun? Irak komutanım. Beledenli fark verşikak. Oğuz ve Bekir özel kuvvetlere katılır. IŞİD terör örgütünü bitirme planları düzenleyen Bordo Berililer, Kuzey Irak'ta kaçırılan bir gazeteci için bir operasyon düzenlerler. Gelsinler. Ölümün sevgilisiyiz. '87 yapımı Robocop'la Hollywood için film çekmeye başlayan, ardından gelen Basic Instinct ve Total Recall gibi filmlerle tanınan Hollandalı sinemacı Paul Verhoeven, 4 yıllık aranın ardından sonra yeni bir uzun metrajla karşımıza çıkıyor. Başrollerinde Isabel Huppert, Charles Burling ve Anne Consigny'yi izleyeceğimiz film, evinde saldırıya uğrayan bir video oyun şirketi patronunun hayatının nasıl değiştiğini konu ediniyor. Ça rend notre version démo quasiment injouable. Mais le fait est, Kurt Kissy, la patronne, c'est moi. Dis-moi, Kurt, il peut vraiment pas m'encadrer ou c'est moi? Ah oui, il te hait. Orta yaşlarını yaşayan Michelle görünüşte yıkılmaz bir kadındır. Kocasından ayrılmıştır ve bekar bir hayat sürmektedir. Ancak günün birinde Michelle'in hayatı kökünden değişir. Tanımadığı bir saldırgan tarafından evinde cinsel saldırıya uğraması, Michelle'in hayatında yeni bir evreyi tetikler. Michelle'in yeni amacı bu kimliğini bilmediği adamı bulmaktır. Bu arayış zamanla hem kurban hem de saldırgan için her an kontrolden çıkabilecek bir kedi fare oyununa dönüşür. Tu pirates les ordinateurs perso de tous les employés. C'est grave comme infraction. Tu mets ton nez dans les affaires des autres. Tu tombes sur des trucs pas nets. Je porterai aucun jugement. Yılında bir televizyon dizisiydi. Sonra 2015'te Geniş Aile Yapıştır filmiyle Beyaz Perde'ye transfer oldum. Fenomen dizinin en sevilen karakterleri Ufuk Özkan, Fırat Tanış, Bülent Çolak ve Bora Akkaş'ı bir kez daha bir araya getiren serinin ikinci devam halkası Geniş Aile Her Türlü'nün yönetmenliğini ilk filmde olduğu gibi yine Ömer Uğur üstleniyor. 500 bin doları getirirseniz kızı alırsınız. Getirmezseniz kız... Aman tavşanım. Hiç kimse bizim mahallemizin kızını para yüzünden öldüremez. Zekai bir gün kumarhanelerdeki rulet masasını kontrol eden bir saat düzeneği icat edince Cevahir bunu hemen kullanarak zengin olmayı aklına koyar. Bir kumarhane sahibinin yerinde alet denenir ancak tam hazır olmadan kullanıldığı için paraları ilgisiz kişiler kazanır. Canımızı ciğerimizi ortaya koyacağız. O tavşanı oradan kaçıracağız. Büyük maddi kayba uğrayan paçacı, Cevahir'in sevgilisi Pırıl'ı kaçırır, parayı bulamazlarsa kadın ölecektir. Saat düzeniyle birlikte Kıbrıs kumarhanelerine giden Cevahir ve arkadaşlarına burada Koyu Bilal de katılır. Önce ihtiyaçları olan parayı kazanan, sonra gerisin geri kaybeden ekibin Pırıl'ı kurtarabilmek için sadece 4 saati kalmıştır. Maestro, müzik! Bana bir kez gülmez misin komşu kızı? Hiç karşılık vermez misin komşu kızı? Cevap, jetona mı çalışıyor bu? İndir şunu! Ölümüne cevap! Yeni
yeni bir animasyon komedi filmi olan Troller, sevimli yaratıkları ve beraberinde getirdikleri eğlenceli maceralarını beyaz perdeye taşıyorlar. Rengarenk saçlı trollerin hikayesini ele alan filmin yönetmeni ise daha önce Kahramanlar Okulu, Shrek Sonsuza Dek Mutlu, Alvin ve Sincaplar, Eğlence Adası gibi animasyonlarını izlediğimiz Mike Mitchell. Filmin açıklanan seslendirme kadrosunda son dönemin yükselen yıldızlarından Anna Kendrick ve ünlü şarkıcı ve oyuncu Justin Timberlake yer alıyor. Poppy, kendisini bildiği tek dünyadan çok uzaklara taşıyan destansı bir macerada güçlerini daima umutsuz olan Branch ile birleştirir. Until now. Arkadaşlarını günahkar Bergin'in pençelerinden ve onların lideri King Crystal'ın elinden kurtarmak için cesaret isteyen bu görevi tamamlamak zorundadır. So you're going to scrapbook them to freedom. Solid burn, Branch. Poppy'nin bu destansı macerası onun gücünü test edecek ve gerçek renklerini açığa çıkartacaktır. Gear shift. Oh snap. Hollywood'un blockbuster süper kahraman filmlerini anlamadığına dair açıklamalarda bulunan Mel Gibson, 2006'da kalktığı yönetmen koltuğuna bir savaş draması olan Hacksaw Ridge için tekrar oturdu. Yeni filminde 2. Dünya Savaşı sırasında askere gitmek istememesine rağmen savaşa gönderilen, önceleri komutan ve erler tarafından küçümsenen fakat daha sonra 75 kişinin hayatını kurtaran Ermedik Desmond Tidos'un gerçek hayat hikayesine odaklanıyor. Etkileyici savaş filminin oyuncu kadrosundaysa Andrew Garfield, Vince Vaughn, Sam Worthington, Hugo Weaving, Luke Bracey, Teresa Palmer ve Rachel Griffiths gibi isimler yer alıyor. I always dreamed about being a doctor, but didn't get much school. I can't stay here while all them go fight for me. What you figure this war is just going to fit in with your ideas? While everybody else is taking life, I'm gonna be saving it. That's going to be my way to serve. Personal gift from the United States government designed to bring death to the enemy. Well, I'm sorry, Sergeant. I can't touch a gun. You don't kill. No, sir. You know, quite a bit of killing does occur in war. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan ordusundan Medic Desmond Toss, Okinawa Savaşı'nda görev yaparken insanları öldürmeyi reddeder ve Amerikan tarihinin ilk onur madalyasına layık görülen vicdani retçisi olur. Because you weren't like anyone else. Saying you could go to prison. But I don't know how I'm gonna live with myself if I don't stay true to what I believe. With the world so set on tearing itself apart. You better come home to me. Please, Lord, help me get one more. Help me get one more. İzlemediğiniz film kalmayacak diyor. Sizleri sevdiklerinizle bu hafta da sinemaya yollamaya devam ediyoruz. Bu hafta vizyona giren Doctor Strange filminde Stephen Strange karakterine hayat veren aktörün adı nedir sorusuna doğru cevap veren 5 şanslı izleyicimize Cinemaximum sinema salonlarında istediği filme ve seansa kullanabileceği 2 kişilik sinema bileti hediye. Bunun için tek yapmanız gereken sorunun doğru cevabı ile birlikte adınızı, soyadınızı ve yaşadığınız şehri bizim Cansu Instagram hesabından bana mesaj atmak. Doğru cevaplarınızı bekliyorum. Sinemadaki film seçeneklerinizi sunduk. Gerisi size kalmış. Haftaya yepyeni filmleri tekrar karşınıza çıkıp anlatmak ümidiyle. İzlemediğiniz film kalmasın. Hoşçakalın.